Herkese selamlar dostlar, ben Ahmet. Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım. Bugün sizlere efsane ötesi bir ordu göstereceğim. Bu orduda kesinlikle bahaneye yer yok arkadaşlar. Şimdi bahaneden kastım nedir onu bir söyleyeyim. Yok abi ben bu orduyu kullanacağım, atıcım düşük, cadım düşük, buz golemim düşük diyeceksinizdir. Gençler onlar bende düşük. Hatta şöyle göstereyim laboratuvarımda. Daha atıcıyı buz golemini basmadım. Atıcıyı basmadım. Cadıyı basmadım. Yani bunlar bende de düşük. Ama saldırı günlüğüme gelecek olursanız böyle yapmış olduğum tüm saldırıları 3 yıldız olarak görüyorsunuz. Hatta diyeceksiniz ki abi hesaplar belki düşüktür. Evet hak veriyorum bunu diyeceğinizi biliyorum çünkü. Gençler hesaplar kesinlikle düşük değil. Benden daha güçlüler hatta gördüğünüz üzere. Çok rahat çok rahat böyle köy üçleniyor. Amacımız buz golemin öncülüğünde arkasından atıcılar ve cadılarla birlikte merkeze girmek. Zaten bu merkeze girme işlemini buradaki tomruk atar çok rahat bir şekilde yapıyor. Ve köy çok temiz üçleniyor sevgili dostlar. Şimdi canlı saldırılara geçeceğiz. Hadi bakalım bu videoyu sağlamından bakın sağlamından bir like bekliyorum. Evet bir. Şaka maka bir yana sevgili dostlar. Bir 10.000 like atarsanız çok sevinirim. Bu arada baskın hafta sonu başladı sevgili dostlar. Mutlaka baskınlara katılın. Elinizde fazladan altın falan birikiyorsa klanıma destek olarak atabilirsiniz. Tabii ki yanlış anlaşılmamak için şunu da söylemem gerekiyor. Gençler kendi klanınız varsa önceliğiniz kendi klanınızdır. Ha bazı arkadaşlarımız var. Sadece baskın hafta sonunda baskın madalyası için katılıyor. Elinde fazladan altın birikiyor. O altınlar eğer boşa gitmesini istemiyorsanız destek olarak klanımı bağışlayabilirsiniz. Bunun karşılığında size arkadaş olarak ekliyorum oyundan. Bunun bilgilendirmesini de yapayım. Şimdi burada güzel bir köy var. Buna saldırabiliriz dostçuklarım. Şuradan bak tam şu açıdan bak yanlamasına böyle girsek var ya çok güzel üçlenir bu köy. Zaten amacımız bu orduda arkadaşlar ne yapmak? Buradaki tomruk atarla buradaki kartal topunu indirmek. Şimdi okçu kulesi yükseltmede biliyorum o bizim için bir avantaj ama şu arkadan bırakacağımız zaman bir tane buz golemi bırakırsanız arkadaşlar şöyle şu sağ tarafa da elektroyu bırakın ki sağ tarafı temizlesin. Şu noktaya 2 tane 3 tane atıcı bırakıyorum. Çünkü birazdan içeriye askerlerimizi sokacağız. Sağda solda iyice arkadaşlar böyle temizliğimizi yapalım ki şöyle kral, kraliçe, büyük koruyucuyu da gönder. Şöyle içeri iyice açılsın. İçeri iyice açılsın. Agalar. Aa ben lan bunu görmemişim. Aynı renkte kulübeler. Tüh be. Neyse sıkıntı yok. Şuradan artık geriye kalan atıcılarımızı, cadılarımızı sokabilir. Zaten kraliçe de içeriye girdi gördüğünüz üzere. Şimdi şu noktaya bir büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. Şöyle bir öfke büyüsünü atacağım arkadaşlar. En sonda bakın en sonda diyorum. Zaten rakibin kraliçesi inecektir. Merkez bineye kadar çok rahat bir şekilde ilerleyeceksinizdir sevgili dostlar. O sonrasını yarasa büyüleri, yarasa askerimiz halledecektir. Şimdi şu noktadan kral zaten o duvarı yıkar büyücü kulesini indirir. Şu noktadan ben şöyle gönderiyorum yarasacıklarımı. Şu noktaya bir dondurma büyümü atacağım. Şöyle ikinci dondurma büyüsünü de sanki aynı yere atacağım gibi. Çünkü dondurmanın etkisi bitecek. Aynen öyle. Sonra büyücü kulesi inecek. Okçu kulesi. Ondan sonra vesaire vesaire. Kendi kendine yine ilerleyecekti sevgili dostlar. Amacımız zaten buradan savunmaları olabildiğince indirip yarasa büyülerle nokta atışını tamamlamak. Bakın çok rahat ya. Çok rahat üçleniyor. Birkaç saldırı yapacağız sevgili dostlar. Bayağı üçlük atacağız. İyice pekiştirmek için de bu arada altının fullenmiş. Ben onu fark etmedim. O altını da harcayacağım. Bazen fark etmiyorum. Videonun ortasında geliyorum. Abicim altınım fullenmiş. Altın çöpe gidiyor. Ve askerlerimin yarısından fazlası hala yaşıyor. Buz golemlerinden ölmeyenler var. Ölmeyi unuttu. Hani ordu çok OP. Yani çok güçlü arkadaşlar. Yani ejder yarasanın kara versiyonu gibi diyebilirim. Çok temiz üçlendi. Şöyle isteğimizi gönderelim ve buradan arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde kışlalarımızı hızlandıralım. Ordunun tek dezavantajı ne biliyor musunuz? Ordu çok uzun sürede çıkıyor. Yani ordunun çıkma süresi arkadaşlar 1 saate yakın ya neredeyse. 53 dakika 54 saniyede çıkıyor ordu. Ordumuz hazır ama dediğim gibi şu altını bir harcamak istiyorum arkadaşlar. Ne basabilirim? Ne basabilirim? Şuradan agalar. Şuradan Pekka'yı fullesem. 8 gün istiyor. Buradan büyüyecek kaç gün istiyor? 7 gün. Tamam Pekka'yı çekişten fulleyeceğim. Tamam mı? Niye abi kullandığın orduyu fullemiyorsunuz diyeceksinizdir. Onu ben güç iksiriyle fulleyeceğim. Çünkü zaten ha golemi basmışım ha diğerini basmışım. Hepsi tek tek basılacak. Buradan laboratuvarımızı bir çalıştırdık. Şimdi gelelim buradaki 5 inşaatçımıza. 5 inşaatçımdan önceliğim şuradaki düşük olan savunmalar olacaktır. Mesela şuradaki okçu kulesini bas.
Ardından bir okçu kulesi daha basmak istiyorum arkadaşlar. Nerede diğer okçu kulesi? Aha da burada. Onu da basıyorum. O da aradan çıkmış oldu. Şimdi şuradan isteklerimiz. İstek diyorum ya. Hazinedeki ganimetimiz bayağı bir birikmişti. Şunu da basalım. Şimdi karakışlaya basarsam ordudaki tüm askerler karakışladan çıkıyor. Bu sefer ordu süresi bir saati de geçecek. Hani yapacağımız hızlandırma bir nevi boşa gidecek. En son kışlaya basacağım. Bir tane daha okçu kulesi basmak istiyorum arkadaşlar şöyle. Şu okçu kulelerinden sonra en son barbar kralı ve bir tane de karakışla basacağım iki inşaatımdan birlikte. Ordu hazır. Eşleşme bul. Let's go. Dostlarım burada güzel bir köy var. Direkt bu köye yardıracağız. Tam da bizlik bir köy bu arada. Direkt ortayı tomruk atarla açacağız. Askerlerimizi içeriye göndereceğiz. Şimdi sol tarafı elektro gönderiyorum. Bir tane de balon sallayacağım aga şöyle. Belki mayın falan çıkar. Elektroyu koruyalım. Şimdi elektro sol tarafı temizlerken biz de arkadaşlar böyle uzaktan tomruğumuzu bırakacağız, tamam mı? Şöyle bir tane de buz golemi bırakacağız. Şöyle cadıları önden gönder aga, tamam mı? Böyle atıcıları birer birer at. Zaten bunlar içeride birleşecektir arkadaşlar. Şöyle iyice içerisi açıldığı zaman zaten sağ sol temizlendiği gibi direkt gördüğünüz üzere geriye kalan tüm askerlerinizi içeriye sokabiliyorsunuz. Şöyle diğer buz golemlerini de sokayım. Şimdi şöyle bir öfke büyüsü atacağım da büyük koruyucunun özelliğini kullanmak istiyorum. Şu noktaya bir öfke büyüsü atacağım arkadaşlar. Zaten rakibin kraliçesi şimdi GG olacak. Şöyle güzel güzel içerisi zaten düştüğü zaman arkadaşlar köy tamamıyla düşüyor. Artık hatta bazen yarasaları kullanmaya bile gerek kalmıyor. O kadar güçlüler ya. Baksanıza şu buz golemleri şuradaki bomba kulesine kilitlenmişler. Kraliçe orayı aldığı için içeriye girecekler birazdan buz golemleri. Şöyle buradan da aga şöyle şuradan mı bıraksam mı diye düşünüyorum, yoksa yukarıdan mı bıraksam. Ben şuradan yarasaları bırak. Şöyle ilk buz büyüğümüzü şuraya bırakacağım. Güzel büyücü kulesini de diğer ikisini de şu noktaya atacağım. Şöyle abicim iyice yaklaşsınlar, iyice yaklaşsınlar. Bekle bekle bekle, bir tane daha at. Tertemiz düştük ya. Vallahi tertemiz düştük. Yok böyle bir ordu. Şöyle kral kraliçenin özelliğini kullanalım. Buz golemleri bile ölmedi. Şu buz golemleri zaten içeriye girdiği zaman, hepsi öldüğü zaman arkadaşlar bazen diyorum ya, yarasa büyülerini bile kullanmaya gerek kalmıyorsunuz. Çok güzel bir temizlik yaptık. 10 numara ordu. Bence yarasa ejderden daha iyi arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yarasa ejderden çok daha iyi bir ordu. %99 ve %100. Güzel. Hadi bakalım diğer saldırıya. Sevgili dostlar, kaydı açana kadar saldırı başladı ama hiç sıkıntı değil. Çünkü bu orduda süre sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Direkt şuradan yanlamasına girsem veya şuradan girsem çok daha tatlı olacaktır. Şimdi elektroyu sol taraftan bırakalım. Şimdi agalar tomruğu şuradan bırakacağım ama bir buz golemi bırakayım şöyle. Şöyle agalar şöyle temizlesinler. İki tane de şöyle bırak. Şöyle yarasacıklar pardon cadıları bırakalım. Buz golemlerini bırakalım. Ve kral kraliçe büyük koruyucuyu gönder. Şöyle iyice açtı valla son gider ayak. Bak gider ayak diyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere açtı iyice yolu. Şöyle bir öfke büyüsünü atacağım. Koruyucunun özelliğini kullanacağım. Şurada hızlı bir şekilde cadılarımız gördüğünüz üzere klan karesinden çıkan balonları hızlı bir şekilde hallediyor. Şöyle bir öfke büyüsü daha atacağım atıcıların üstüne. Şöyle merkez bina, kartal topu vesaire orayı güzel bir şekilde indiriyor gördüğünüz üzere. Şimdi şuradan yarasaları çok dikkatli bir şekilde kullanmam gerekiyor. Bu yarasalar benim kurtarıcılarım çünkü arkadaşlar. Neredeyse orada 6-7-8 büyülük kapasitelik yer var. O yüzden dikkatli bir şekilde saldırmam lazım. Kraliçe tekli cehenneme takıldı. No problem, no problem mama mia. Şimdi şuradaki ilk sayıları birazcık daha ilerlesin. Şöyle şu noktaya. Abicim iyice temizleyin de. Şöyle şu noktaya göndereceğim. Artık şuradaki çünkü tekli cehennem çok olmaya başladı. Çok olmaya başladı aga. Şöyle zaten büyücülerden iki tanesi kaldı orada. O iki büyücü de hızlı bir şekilde halledilecek. Şöyle. Abicim dondurmamın bir tanesini şu noktaya artık atabilir miyim? Çünkü oradaki büyücü kulesi görecektir. Tekrardan atmak istiyorum. Şöyle bu noktaya bir büyücü kulesi. Burayı da atalım. Kaçırma 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 kaçırma. Vallahi birazcık kaçırdım. Tabii dünden beri bu orduyu kullanıyorum. Bu ordunun profesyoneli değilim dostlarım ama ordu çok kolay. Yani baksana hala bir sürü cadı, bir sürü askerimiz yaşıyor. Zaten buradaki cadılar vesaire, okçular, büyü koruyucumuz her türlü yine iş yapacaktır. Temiz temiz oradaki buz büyüsünü kaçırmasaydım daha kolay, daha rahat olacaktı benim için ama problem değil. Yine cadılar her türlü halledeceğiz. Bak saldırıya geç başlamamıza rağmen 25 saniye arttırdık. Güzel. Güzel. Bu arada bu saldırı, bu düzen arkadaşlar çok OP bir düzendir. Herkeste vardır. Mutlaka lige katıldıysanız, klan savaşlarına katıldıysanız hani
Her 3 tane köy binası 11'den bir tanesi bu düzeni kullanıyor. Ama bize yer mi? Yemez. Ve bir de benim daha bu orduyu güçlendirmem var. Bir de güçlendirip saldıralım bakalım nasıl, ne kadar fark edecek. Dostlarım, hazır gelmişken size bir örnek daha göstermek istiyorum. Mesela burada yukarıdan gideceğiniz zaman taktik hava uçağını aldığınız zaman burada cehennem kulelerine bakıyorsunuz. Çünkü onlar da çok ciddi hasar veriyor. Çoklu moddaysa bu köye bu orduyla dalınmaz. Haberiniz olsun. Bunun bilgilendirmesini yapayım ama bir tanesi tekli modda, diğeri çoklu moddaysa yine saldırılır. İkisi zaten tekli moddaysa o köy düzeni kesinlikle anti ejder, anti elektro ejder, yani hava saldırılarına karşı tasarlanmış bir düzendir. Mesela örnek bu. Ama mesela bu köyü çok rahat bir şekilde üçleyebiliriz. Birazdan ordumuzu güçlendireceğim. Bir full artı full köy binası 11'e dalacağım. Bakalım etkisi nasıl olacak? Bu bilgilendirmeyi de yapmak durumundaydım. Şimdi gidecek bir arkadaşımız. Ha bak, şöyle istisnalar kaideyi bozar. Niye mi? Çünkü ben buradan tomruk atarı atacağım sırada arkadaşlar, atacağım sırada şuradan kartal topu inerken çoklu cehennem değinecek. Mesela bak, buna dalabiliriz. Şöyle ordumuzu güçlendirelim. Nasıl hepsinin seviyesi arttı? Şöyle şuradan aga bırak elektroyu. Şuradan bir balon da bırakacağım. Hızlı bir şekilde orası insin. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Bir tane buz golemi, bir tane şuraya tomruğu bırak. Şimdi cadıyı bırak, atıcı bırak. İki cadı, iki atıcı. Sağ solu iyice temizlemem gerekiyor yoksa ordu kayar. Şöyle kral, kraliçe, büyük koruyucu, tomrukları, pardon, buz golemlerini yolla, atıcıları yolla. Büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. O tomruk atarı hayatta tutmak istiyorum. Şöyle bir cadı daha yollayacağım. Cadıyı yollayamadım. Şöyle bir öfke büyüsünü gönder. Tamam mı? Ondan sonracığıma diğer öfke büyüsünü diğer içeriye girdiğimiz zaman atacağım. Şöyle tam şu noktaya. Aynen öyle. Merkez binayı indirin aga. Şuradan yarasaları gönderebilir miyim sol taraftan? Çünkü oradaki ilk sayı baya canımı sıkacak. Baya baya hem de. Şöyle zaten temizliğimizi yaparken bir dondurma büyüsünü şu büyücünün ve ilk sayının olduğu yere atacağım. Zaten yarasalar şuradaki Teslalardır, okçulardır. Çok hasar vermiyor arkadaşlar. Yani çok rahat üçleniyor. Dediğim gibi bazen istisnalar kaideyi bozabilir. Ordu düzeniniz, saldıracağınız köy eğer bunun gibi ise, mesela bir tomruktan iki tane cehennem kulesini alabilecekseniz, mesela öyle dizaynlar yapılıyor, dalın tabii ki de. Ama eğer alamayacaksanız dalmayın arkadaşlar. Hiç riske atmayın. Çünkü çoklu moddaki cehennem kuleleri sizin cadılarınızı, ondan sonra iskeletlerinizi, yarasalarınızı, ondan sonra atıcılarınızı hepsini cayır cayır tavuğa çevirir. Pişmiş tavuğa çevirir. O yüzden hani bu önerime de dikkat edin. Ama çoğunlukla herkes bir tane çoklu modda yapıyor, bir tane tekli modda yapıyor benim köydeki gibi. Hatta benim köy çok birebir örnek arkadaşlar bu orduya. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle aga, aç aga. Bak, bende de bir tane tekli modda, bir tane çoklu modda. Yukarıdan atıcıyı bırakacaksın, tomruk atarı bırakacaksın. Aşağı gelene kadar bu yolu açacak. Hem de buradan arkadaşlar kartal topuna da hasar vermiş olacak. Bir saldırı daha yapmak istiyorum bu max ordumdan. Şöyle abicim, 53 elması harca. Hiç bekleyemem artık ya. Şöyle harca 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 harca. Son saldırımızı yapalım. Sevgili dostlar, güzel bir köy daha var. Size bir öneri daha vereceğim bu orduyla ilgili. Abicim, ben klan kalesini alabilir miyim, alamaz mıyım tereddütü var içimde. Eğer klan kalesi çıkarsa, ben bu orduyla içeriye sokamazsam orduyu, ordu dağılırsa zaten klan kalesi sizi haşat edecektir. Onun yerine bir tane öfke büyüsünü silip bir zehir, bir de ekstra dondurma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu önerimi de unutmayın. Şimdi şuradan bir buz golemi bırakacağım. Şöyle tomruk atarı gönder. Şuradan elektroyu salla. Şöyle iyice içeriye açsınlar. Şöyle birer cadı, birer atıcı göndereceğim. Birer cadı, birer atıcı göndereceğim. Şöyle içeriği iyice açsınlar. Aga, sağ solu temizlesinler. Kral, kraliçe. Şuradan büyük koruyucu, tekrardan buz golemlerini gönder. Şuradan aga, atıcılar, cadıları unutmayalım. Bak, klan kalesi çıktı bu arada. Dediğim gibi oldu. Şöyle bir öfke büyüsünü şu noktaya atacağım. Hızlı bir şekilde askerlerimiz içeriye girdi. Bizim için 10 numara 5 yıldız oldu. Şöyle büyük koruyucunun özelliğini de kullanayım şu noktada. Diğer atıcılarımın da üstüne bir öfke büyüsünü atmak istiyorum. Tertemiz, tertemiz. Şöyle şu noktaya bir tane balonumuz var, onu atalım. Şöyle temizliğe yardımcı olabilsinler diye. Sonra yarasaları da aga şuradan göndermek istiyorum. Şimdi dondurmalarımızın bir tanesini şuradaki tekli cehennem ve şuradaki büyücü kulesinin üstüne. Abicim, büyücü kulesi sıkmasın da kim sıkıyorsa sıksın bana bak. Kim sıkıyorsa sıksın. Bir tane daha dondurma. Şöyle hızlıca büyücü kulesini aldık. Temiz. Tertemiz köyü işledik. Bu arada orduyu güçlendirince fark daha da artıyor arkadaşlar. Hatta ben bu dondurma büyüsünü atmayabilirim de. Yani fazla elimde şu an. Hatta bak, artistik yapıyorum bak. Artistik attım. Yere şöyle şunları da atayım aga.
10 numara ordu ya. Vallahi 10 numara ordu. Ben çok beğendim bu orduyu. Büyük mal ligde falan kullanabilirim. Yani hep yara seyirciler yapıyordum. Artık yeni alternatiflere geçmenin vakti geldi. Bu arada ben şu kadar kara iksir maliyetli bir orduda kara iksir kasmayı nasıl başardım çok merak ediyorum. Şöyle terfi ettik bu arada arkadaşlar. Usta 2 olduk. Şuradan artık kral sen yatabilir misin aga? Bir 6 gün yatıralım seni. Şuradan bir inşaatçımız var. Şimdi dedik buradan kara kışlaya basacağız. Kara kışlaya basacağız da şuradan, bu arada ben bir tanesini basmadığım için ordunun çıkma süresi o kadar yüksek. Şöyle birazcık altından duvar basayım aga. Şöyle bak, elimizden fazla geldi mi altınları duvara yatırıyoruz. Bir tane daha yatır. Bir tane daha yatır aga, tamamdır. Şöyle iksirle de birkaç tane basacağım. Ne kadar istiyordu? 4 milyon. 3 milyon basarsam tamamdır. Şöyle 1, 2, 3 tamamdır aga. Şöyle hızlıca buradan aslında 800 bin daha bulsaydık iksir falan var mı lan? Çok merak ettim. Aha 1,5 milyon altın. Kara iksirler toparla aga, kara iksirleri de. Şöyle kahraman iksiri taşı çevir gitsin zaten hero'larımız max. Şöyle kara iksir al 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 al. Aga tüh be. Neyse onun yerine altına basacağız. Yapacak bir şey yok. Altına bastık ve şuradan yapıştır gitsin. Son inşaatçımızı da çalıştırdık. Umarım eğlenceli, umarım bilgilendirici, umarım anladınız. Güzel bir video olmuştur. Taş, kağıt. Hadi bakalım makas yapacağız. Hazırsınız. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yorumlara yaz kaç kaç kaldık.